Bu kolay ve lezzetli tart için öncelikle robotunuza 110 gram margarin ekleyin. Hangisi kolayınıza gelirse, isterseniz mikserde de yapabilirsiniz. Margarinin üzerine 1 bölü 4 su bardağı pudra şekerini, 2 çorba kaşığı kremayı, 1 yumurta sarısı ve tuzunu ekleyip 5 ila 10 dakika birbirlerine bağlanmaları için karıştırın. Hamur malzemelerini krema kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Krema kıvamına geldikten sonra azar azar ununu katacağız. Evet, krema kıvamına geldi. Şimdi bir ila 1 bölü dört su bardağı unu ekleyip karıştırın. Hamur ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur haline gelecek. Elinize de yapışabilir. Bu çok önemli değil. Elinizi unlayarak hamuru alın ve unlanmış bir pişirme kağıdının üstüne koyun. Elinizde bastırarak hamuru yayın ve pişirme kağıdını üzerine kapatarak buzdolabına kaldırın. Buzdolabında 40 dakika soğumaya bırakın. 40 dakika buzdolabında soğuyan hamuru çıkartıp unlayarak tart kalıbınızın içine sığacak kadar çok ince olmayacak şekilde oklavayla açın. Yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açabilirsiniz ama açtığınız hamurun altının unlu olmasına dikkat edin. Açtığınız hamuru pişirme kağıdı ile beraber rulo yapın ve tart kalıbınızın üzerine ters şekilde koyun ve pişirme kağıdını çıkarıp hamuru kalıba yerleştirin. Kalıba koyduğunuz hamurun ortasını çatalla delin ve 180 derecede 20 dakika pişirin. Fırından çıkan hamuru soğutun ve üzerine mandalina sosunu döküp 180 derecede 10 dakika pişirin. İsterseniz mandalina sosu tariflerime ya da limon kreması tarifime bakabilirsiniz. Afiyet olsun.